Merhaba Kripto Oyun Ailesi, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yiğitcan. Bugünkü videomuzda Avagochi'den bahsedeceğiz. Bu oyunun 28 Ekim'de land sale'ı olacak, yani birkaç gün sonra. O yüzden acil bir videodur. Bu kanalda günümüzün en yeni ve en çok kazandıran kripto oyunlarından bahsediyoruz. Eğer siz de benim gibi oyun oynamayı ve bundan para kazanmayı seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Avagochi bir NFT oyunu olup bu oyunun white paper'ının üstünden gitmek istiyorum bu videoda. Ve bahsettiğim üzere bu oyunun ilk land sale'ı 28'inde bu ayın açılacak. 2 PM UTC time. Türkiye saatiyle ne oluyor hemen bakalım. 28'inde akşam 5 civarlarında açılacak bu Avagochi'nin land satışı. Bu satış açık arttırma şeklinde olup pay to bid mekanizması, yani siz bu açık arttırmada bir bid vereceksiniz, bir fiyat vereceksiniz o araziye. Eğer birisi sizin bu verdiğiniz fiyatın üstüne çıkarsa o çıkılan miktarın bir kısmı size payout olarak geri ödenecek. Yani bu açık arttırmada NFT alamasanız bile para kazanmış olacaksınız. Ve birazcık bu Avagochi'nin white paper'ının üstünden gitmek istiyorum. Dediğim gibi bu bir NFT oyunu. Bunlarda Avagochi'lere, yani bu kripto bebeklere sahip oluyorsunuz. Ve her 12 saatte bir bu kripto bebeği pet ederek kendinize kinship kazanabiliyorsunuz. Bu bebeklerimizin rarity'leri çeşitli özelliklerine göre, şurada gördüğünüz üzere 5 trait var. Bunların bu bell curve'de nereye düştüğüne göre değişiyor ve rarity'sine göre de bir tane rarity skorumuz oluyor. Sezon başında bu rarity'lere, ondan sonra kazanılan kinship'e ve Avagochi'mizin kazandığı experience'a göre bir sıralama oluyor. Bu sıralamanın en iyileri ne? Ghost token, yani oyunun token'u olan ghost olarak ödeme yapılıyor. Bu da logaritmik olarak düşen bir curve olup bu ilk 5000'e giren kişilerin her birine bir ödeme yapılıyor. Ve bu 5000'in en baştakileri payın büyük bir kısmını alırken son kısımlara doğru olan kişiler bir tık daha az ghost kazanabiliyorlar. Ve hani 5000, ilk 5000 çok zor gibi düşünmeyin. Eğer Discord'larını takip ediyorsanız zaten düzenli experience dağıtıyor bu uygulama. Ve ayrıca da düzenli olarak Avagochi'lerinizi pet ettiğiniz sürece kinship sıralamasına girmeniz çok da zor bir olay değil. Şimdi dediğim gibi birazcık bu oyunun white paper'ından bahsetmek istiyorum. Bu bebekler kripto bebekler, yani tamamen sizin kripto mal varlığınız. Bunları alıp satabiliyorsunuz. Burada görebileceğiniz üzere Gochi Pazar kısmında çeşitli Avagochi'ler satışa konmuş durumda. Bunların değeri rarity, kinship ve experience'larına göre değişiyor. Ve iki farklı hunt. Bu ikisinin farkı iki farklı zamanda satışa çıkan Avagochi'ler diye düşünebilirsiniz. Hunt 1 daha eski Avagochi'ler. Hunt 2'ler ise daha yeni Avagochi'ler. Yeni piyasaya sürülen Avagochi'ler. Ve önümüzdeki zamanlarda bunların yeni hunt'ları da olması planlanıyor. Bu Avagochi'ler aslında bir bakıma kripto wallet olarak da kullanabiliyor. Bunların içinde NFT'lerinizi ya da ghost token'larınızı saklayabiliyorsunuz. Ve bunların trade'leri common, uncommon, rare ve mythical olarak 4 farklı kategoride sıralanıyor. Ve bunlar o gördüğünüz bell curve'deki dağıtımlara göre değişiyor. Ne kadar rare bir Avagochi'niz varsa bu leadership dağıtımlarında, bu ghost token dağıtımlarında leaderboard'a göre daha çok kazanmanız mümkün. Ayrıca bu rarity'sini wearable'larla, yani çeşitli giysiler ya da ondan sonra kendiminkinden göstereyim. Pocket kısmına girdiğimiz zaman burada görebiliyoruz. Çeşitli wearable giysiler ya da asa ya da şapka gibi itemlerle ya da pet gibi itemlerle bu rarity'mizi daha da yükseltmemiz mümkün ve daha iyi sıralamalara gelmemiz mümkün. Bu oyunun esas kısmına gelecek olursak, bu oyun bir arazi, farm ve yağmalama oyunu olacak olup bu oyunun içerisinde 4 farklı ham madde kripto token olarak olacak. Bunlar FOMO, KEK, Alpha ve FUD olmak üzere 4'e ayrılıyor. Ve oyunun haritasına bakacak olursak bir tane başkentimiz var. Bu başkentin etrafı duvarlarla çevrili ve güvenli bölge olarak düşünebilirsiniz.
Buraya likidatörler gelemiyorlar. Ve başkentin etrafında da çeşitli türlerde araziler mevcut. Bu çöl, ormanlık ya da dağlık ve volkanik araziler olmak üzere farklı farklı türde araziler mevcut. Ve bu arazinin türüne, ayrıca başkente yakınlığına göre bu 4 token dağıtılmaya başlanacak arazi sahiplerine. Arazi sahipleri bu tokenlar arazilerinde belirdikleri zaman bunu ilk farmlama hakkına sahip olacaklar. Yalnız belirli bir sürenin zonunda eğer bu araziden arazi sahibi o token'ı almazsa ya da farmlamazsa bu token likidatörler tarafından yağmalanabilir ya da alınabilir hale gelmeye başlayacak. Arazilerin boyutlarına gelecek olursak 3 farklı boyutta arazi satışa çıkacak. Bu humble, mütevazi, reasonably sized, ortalama ve spacious yani büyük olmak üzere 3 farklı boyutta araziler mevcut. Bunların dağılımı da hatta bu white paper'da açıklanmış durumda. %40'ı humble, %40'ı reasonable ve %20'si büyük olmak üzere dağılımını açıklamış durumdalar. Ve bu arazilerin Citadel'e yakınlığı ne kadar farmlayabileceğimizi ve ne kadar materyalin kendi arazimizde belireceğini belirlediği için ve boyutları da aynı şekilde bununla doğru orantılı olduğu için arazilerin bulunduğu konuma, boyutlarına ve arazi türüne göre açık artırmada çeşitli fiyatları olacak. Şimdi birazcık land ownership'in avantajlarından bahsedelim. Bu satın aldığınız land size ait olacak ve bunun üstünde istediğiniz şekilde dekorasyonlar ya da çeşitli oyunlar yaratabilmeniz mümkün olacak. Aynı zamanda bu land'e kuleler ya da çeşitli harvesterlar inşa ederek bu token gelirinizi daha da arttırmanız mümkün. Aynı zamanda da diğer Goç arkadaşlarımızla tabii ki de hem eğleneceğiz hem de sosyalleşeceğiz. Eğer likidatör olarak bu oyunu oynamak isterseniz birazcık karanlık tarafa geçmiş oluyorsunuz. Başkalarının itemlerine saldırarak onları onların elinden alabiliyorsunuz. Bir de prophecy'miz var. Her belli bir sürenin sonunda bu prophecy, bunu kıyamet senaryosu gibi düşünebilirsiniz. Büyük bir savaş oluyor. Bütün parsellerdeki inşa edilen her şey sıfırlanıyor ve böyle bir döngü yeniden inşa etmeye başlıyoruz. Bu light paper'da birazcık tokenomics'inden bahsediyor. Bu CAC, Alpha, FOMO ve FUD'ın nasıl dağıtıldığından bahsediyor. Dediğim gibi bunların Citadel'e yakınlığına göre gelirleri bir tık değişecek ve ileride ayarlanacağını düşünüyorum. Şimdi birazcık land'in satışının nasıl olacağından bahsedelim. Bu Avagochi'de satışlar şu Auction House kısmında oluyor. Öncesinde bu auction'dan önce sizin bu hesabınıza Ghost Token yatırmanız gerekiyor. Bu Avagochi Matic Ağ üzerinde. Yani Matic Ağ Ethereum'un ikinci bir layer'ı gibi düşünebilirsiniz. Ethereum gas fee'ler birazcık yüksek olduğu için bunun üzerine build edilmiş bir ağ Matic Ağı. Ve biz bu ağı kullandığımızda daha ucuza transaction yapabiliyoruz. Matic ağını wallet'ınıza ekleme ile ilgili açıklamaları videoya koyacağız. Oradan bakarak takip edebilirsiniz. Ama size Matic ağına para atmanın en kolay ve en ucuz yolundan birazcık bahsetmek istiyorum. Binance, Gate.io gibi büyük exchange sitelerinde withdraw kısmına bastığımız zaman USDC ya da Matic coin'inde Matic ya da Polygon ağına withdraw seçeneğin mevcut. Biz bu Matic ağına withdraw seçeneğini kullanarak daha sonrasında da Quick Swap web sitesine girerek buradan Matic'i seçiyoruz ve bunu Ghost'a çevirebiliyoruz. Bu işlem en ucuz fee ödeyerek Ghost almanızın bir numaralı yolu. Ghost Token Binance ya da Gate.io gibi bazı sitelerde de mevcut. Yalnız bunların withdraw'u Matic ağına yapılamıyor maalesef şu anda. Matic ağına para atmamızın en kolay yoluna gelecek olursak bu seçenek Binance'de de mevcut. Öncelikle herhangi bir exchange sitesinden Matic olan bu Gate.io olabilir, Binance olabilir. Matic token'ı satın alıyoruz. Ondan sonra withdraw kısmına girip buradan chain olarak poligonu seçiyoruz. Ve buraya
Matik adresimizi yapıştırarak withdraw yapıyoruz. Ve attığımız matikleri bu QuickSwap Exchange sitesine girerek buradan ne kadar ghost almak istediğimizi yazabiliriz ya da ne kadar matiği çevirmek istediğimizi yazabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken wallet'ınızda bir miktar matik bırakmanız, çünkü bunu gas fee olarak kullanacağız. Sonra swap'a basıp bu işlemi onaylayarak MetaMask'ınızdan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdilik ben bunu reject'leyeceğim. Çünkü benim Ghost token'ım zaten alınmış olarak var. Aldığınız Ghost token'ları isterseniz birkaç günlüğüne stake'leyebilirsiniz. Bu Avagochi'nin sitesinden. Bu size ticket veriyor. Bu ticket'ları daha sonrasında çekilişlerde kullanabilirsiniz. Ve paramızı attıktan sonra bir miktar Ghost token alayım, hatta siz de görmüş olun. Bir matiklik bir Ghost token alayım. Onayladıktan sonra burada pending butonu çıkacak. Ve MetaMask'ınızdan da bu işlemi takip edebilirsiniz. İsterseniz hızlandırabilirsiniz. 1-2 dakika içinde swap'ın gerçekleşmesi bekleniyor. Şu an oldu mesela. Avagochi'nin web sitesine geldiğiniz zaman aldığınız ghost token'lar bu sağ üst köşede belirecek. Satış günü. Bu auction kısmına geleceksiniz. Auction house kısmına. Ve burada open auction'larda bu land'ler görünecek. Siz bunlara herhangi birine, isterseniz bunları en ucuzdan en pahalıya doğru değiştirebilirsiniz. Size kalmış, istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Buradaki birazcık insentivlerden bahsetmek istiyorum. Hani daha önce de söylemiştik ya, bizi eğer birisi outbid ederse biz bir para kazanıyoruz diye. Bu incentive kısmı ne kadar para kazanacağımızı belirliyor. Degen en yüksek maksimum outbid olduğumuzda para kazanabileceğimiz satış türü. Buradan degen, high, medium, low diye sıralanıyor. Eğer ki sizin amacınız land'i satın almaktan ziyade ise bu payout'ları elde etmekse, degen land'lere bid vererek daha çok payout kazanabilirsiniz. Bu şekilde buraya bid vereceğiz auction'a. Eğer birisi bize outbid ederse bunu my payout kısmında da göreceğiz. Eğer biz maksimumsak bunu bu my bids kısmında da görebilirsiniz. Burada mesela örnekleri var. Wearable, yani giysi satışında bir auction'una katılmıştım bu oyunun. Buradan gördüğünüz üzere my payouts'a baktığımızda outbid oldukça bir miktar ghost token'ı kazanmış durumdayım. Land'de de bunun aynısının ikinci turu olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Linkler videomuzun açıklama kısmında mevcut olacak ve hepinize bu land satışında bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.